Efendim Lübnan'daki gelişmeler çerçevesinde Suriye'ye bir bakmakta yarar var. Ne söylüyorsak o çıkıyor. Yani Rusya ve Beşar Esed rejiminin e, İsrail'in Amerika ve İngiltere'yi arkasına alarak gerçekleştirdiği olağanüstü ataklar ve özellikle Hizbullah'ın bir İran vekil savaşçısı olarak Hizbullah'ın beklenmedik darbeler alması karşısında çok pragmatik, <laughs> çıkarcı, kendilerine göre olayları yorumlayan bir yaklaşım içinde olduklarını görüyoruz. İlk bunu nerede gördük? Arkadaşlar, güneyden çekili verdiler bunlar. Bakın, güneyde şu anda yani Golan Tepesi'nin devamında 5 ila 7 kilometrelik derinlikte bir hat boyunca Çukurlar kazılmış, mevziler yapılmış, dikenli teller konmuş vaziyette. Tanklar orada, merkavalar. O bölgede bir tane ordu var. Bir tane. İsrail ordusu. Ruslar çekildi. Ruslar çekilirken Beşar Esed'in askerini de çekti. Beşar Esed'in askeri çekilirken Hizbullah ve İran devrim muhafızlarına denildi ki siz de gelin. Niye? Bizim başımızı belaya sokmayın. Burada savaşmak istemiyoruz. Kimle? İsrail'le savaşmak istemiyoruz. Bakın Beşar Esit'in bir numaralı şeyi bu. İran yüzünden, İran kendisini korumak için o kadar savaş verdi. Fakat Beşar herhalde şeyden de alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan da çok ciddi para akışı var rejime. Yani Şam'a. Herhalde Arap kardeşlerinden de sağlanan bir takım gelirler çerçevesinde İran'a diyor ki ya biz galiba buraya kadar geldik. Ancak buraya kadar gelebildik. Ben bundan sonra yaşanılacakları yaşamak istemiyorum. Yani zaten ülken batmış, yıkılmış. Bir de senin yüzünden burada İsrail'le ben savaşacak halim de yok. Rusya'nın da savaşacak hali yok. Sen bizi bu savaşa sokma diyor. Gerçekten de Rusya'nın da Beşar Esed rejim ordusunun da şu anda İsrail'le arkasında Amerika ve İngiltere'nin olduğu İng İsrail ordusuyla savaşacak da bir halleri yok. Şimdi bunlar pragmatik çözümler arayışında. Yani bir, Laski'ye dahil İsrail her yeri bombalıyor. Ne Rus laf ediyor ne Beşar Esed laf ediyor. Ayrıca Rus'la rejim Kalkmışlar abi. Türk tarafının Türkiye'nin kontrol ettiği tarafları bombardıman altında tutuyorlar. İdlib'in güneyi topçu yağ, yağmur gibi topçu ateşi altında. Ve şeydir, bizim ordu da tabii ki eli armut toplamıyor. Bölgedeki kaynaklara göre dün 28 araçtan oluşan bir Türk silahlı kuvvetleri konvoyu eee İdlib'in güneyine doğru inmiş durumda. Batı Halep pardon, El Atarip bölgesine büyük bir kısmı zırhlı araçtan. Şimdi Türkiye'nin oradaki raconu şu. E, rejim veya işte su ordu falan filan Hizbullah kimse kim e, Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Heyet Tahrir-i saldırıyor ama Türk ordusunun olduğu bölgelere çok fazla yaklaşamıyorlar. Böyle de bir durum var. Anladığım kadarıyla Türk ordusu o bölgelerin stratejik alanlarında belirgin bir ...gürç birikimi oluşturmuş durumda. Ama esas şaşırtıcı gelişme Deir Zor'dan geldi. Deir Zor biliyorsunuz Suriye-Irak sınırında çok kritik, stratejik bir bölge. Doğal gaz kaynakları var, petrol kaynakları var. Büyük bir kısmına Amerika Birleşik Devletleri PKK ile birlikte el koymuş vuru durumda. Ama aynı zamanda o, ay, o sınır bölgesinde Ebu Kemal diye bir bölge var... O Ebu Kemal'de de İran devrim muhafızlarının karargahı var. Böyle bir karmaşık yer. Bir taraf PKK, Amerika, bu taraf İran, bu tarafta Rus ve rejim. Şimdi Rus komutanlığı Suriye-Irak sınırında Deir Zor bölgesi, havalimanı çevresi ama uzak çevresi dahil o bölgedeki bütün İran devrim muhafızları ve Şii milis yapılanmalarının derhal o bölgeyi boşaltmasını istemiş ve İran yanlısı Şii milislerin kendi hava kuvvetleri ve Suriye rejim ordusu açısından kritik bir tehdit oluşturduğunu, onların oradaki varlığının koalisyon güçleri ve İsrail tarafından bombalama gerekçesi olarak kullanılacağını duyurmuş. Yani siz bir an önce buralardan gidin. Siz giderseniz bize kimse saldırmaz. Ama İran varlığı burada olduğu sürece hem havalimanı hem bizim mevzilerimiz hem uçaklarımız hem de Rus personelimiz ve e, rejim ordusu tehlikeye giriyor. Siz uzaklaşın buradan demiş. Şarkül Efsat veriyor bu haberi. Ben vermiyorum. Şarkül Efsat'ta ve e, İzbollah bünyesindeki Lübnanlı savaşçılarla Hizbullah'ın tabi esas Gücü Lübnanlı Şii savaşçılarla rejim güçleri arasında da çok büyük bir kavga çıkmış. Çok büyük bir çatışma. Niye? İki yönlü. Lübnan'dan birçok aile önce Suriye'ye geçiyor ama Suriye'de savaş bölgesi olduğu için bir başka Arap devleti olan Irak'a doğru geçiyorlar. İşte bu geçişler sürecinde Hizbullah unsurları Lübnanlı aileleri koruyor. Bunların büyük bir kısmı da büyük bir olasılıkla Şii aileler. Çünkü Güney Lübnan'dan geliyorlar. Yani Hizbullah'ın bulunduğu bölgede. Ve tabii yol üzerindeki bütün kontrol noktaları da rejim askerlerine ait. Ve onlarda bir takım pislikler yapıyor anladığım kadarıyla. O yüzden Deir Zor bölgesinde, Silahlar çekilmiş Hizbullah'la rejim arasında o aileler yüzünden kim bilir ne halt ettilerse veya ne yapmaya kalktılarsa. Çünkü savaş bölgesi bu durumda baktığımız zaman gerçekten Suriye bütün cepheleriyle hayli bu Rusya'nın İran varlığını o bölgeden uzaklaştırma gayretiyle bambaşka bir boyuta gelmiş durumda. Hoşçakalın.